Sizlerden biri sizin öğrenci temsilcisi adayınız Özge Selçuk. Buna inanamıyorum. Şunlara baksanıza. Boş ver ya. Gelin yana. Gelin. Koşun şuna vatandaş. Bak. Şey yani çocuklar koşun. Gelin seçmen adayınız Özge Boncuk'un Özge Selçuk'un sizin için vereceği muhteşem hediyeleri alın. Buyurun çekinmeyin ya. Alın ya, alın. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapacağım? Seçim kampanyamı yürütüyorum, görmüyor musun? Hayır, rüşvet vererek onların oylarını etkiliyorsun. Evet. Sizin de gücünüz varsa siz de yapın, ne yapalım? Ramo, bunların hepsinin parasını sen verdin değil mi? Bravo yani. Öğretmenim. Görüyor musunuz? Özge seçim için rüşvet dağıtıyor. Özge, neler oluyor burada? Abartıyor öğretmenim. Millete arkadaşlarıma hizmet veriyorum burada öğretmenim. Alan var, alamayan var. Öyle değil mi? Özgeciğim, doğrusunu istersen bunu pek adil bulduğumu söyleyemeyeceğim. Ama öğretmenim, her seçim kampanyası mı oluyor böyle şeyler? Yine de söyleyeyim, bu çok doğru bir şey değil. Hı hı. Çocuklar, her gördüğünüz örnek doğru bir örnek değildir. Bir iki olacak sadece öğretmenim. Peki ama sadece bu seferdir. Bir daha sefere kesinlikle olmasın. Yağmurcu kız sen misin? Çok sinirsin. Ya gıcık. Ama dur bakalım Özge Hanım. Daha son kozumu oynamadım. Karım ne olacak? Hadi be öncesi. Nerede kaldın? Yağmur. Bu resim okulu yarışmasına katılacakmış. Hı hı. Getirdin mi? Evet. Biliyorum. Ay takaların çok tatlıymış. Emre ne yapacaksın bu kamerayla? Anlatacağım. Bak öncelikle senden Özge'yi uyanmanı istiyorum ki bu kamerayı güzel bir yere yerleştireyim. İyi ama ben çok heyecanlanırım. Ya korkma canım, masadan gizli planları çalmıyorsun. Alt tarafı Özge'ye uyalayacaksın. Sonra da onların dağıttıkları oyuncaklardan isteyeceksin, tamam mı? Tamam. Ben gizlendikten sonra çalan onları. Tamam, sence Özge'nin yaptığı doğru mu? Rüşvetle oyları etkilemeye çalışıyor. Bence kazanamayacak zaten. Özge! Bir şey söyleyeceğim, bir bakar mısınız? Ne var, ne istiyorsun? Bence sen de... Ya niye bir ayağını çağırıyorsun bakayım? Öyle değil mi? Dağıttığınız oyuncaklar çok güzelmiş. Ben de alabilir miyim bir tane? Bizimkiler görmeden. Şaka gibi. Nasılsa sen Emre'ye oy vereceksin. Neden sana oyuncak verip ziyan edeyim? Salak mıyım ben? Ama ben sana oy vereceğim. Emre'nin hiç şansı yok nasılsa. Öyle mi? Ya o zaman alabilirsin tabii. Gel benimle. Buyur. Oylarım gittikçe artıyor. Bu girişle Emre bile bana oy verecek. Hangisini istiyorsun? Bunu. Al. Gel arkadaş, gel ya. Gelin. Şu muhteşem hediyeler sizin olsun. Değil mi? Özge Selçuk'uma oy verin ya. Oy verin. Gelin ya, gelin. Abartma. Çok güzeller değil mi Boncuk'um bunlar? Ne yaptın, neden söylemiyorsun Emre? Bak oyunu bana vereceksin, tamam mı? Merak etmeyin, her şeyi öğreneceksiniz. Çok hep iyi beraber Boncuk'um. Çok eğleneceğiz. Oyunu bana vereceksin ama. Unutma, tamam? Özge'yi tanıyorsan beni asla yanıltmayacaktır. Baya masrafetik ama değdi Boncuk'u. Evet ama bu sersemleri etkilemek için başka çaremiz yoktu. Yine de giden paraları acıyorum. Boş ver ya, canın sağ olsun. O parayı kendim harcasaydım neler alırdım düşünsene. Bu şapşaları vermek ne kadar da acı. Hele bir seçileyim. Öyle kurallar getireceğim ki hepsini muma çevireceğim. Sen yaparsın Boncuk'u. Gelin arkadaşlar, gelin. Öğrenci temsilcisi adayı Özge Selçuk'un gerçek yüzünü bu filmde göreceksiniz. Gelin. Ne tür yalanlar söylediğini ve sizlerle ilgili gerçek duygularını öğreneceksiniz. Ben ve ekibim müthiş bir araştırmacı gazetecilik örneği olan bu çalışmayı büyük tehlikeleri göze alarak hazırladık. Az sonra 5A sınıfında gösterimde. Eminim kocaman bir saçmalıktır. Evet. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Tabii. Emre, bu bir çamur atma kampanyası olmasın sakın. Olur mu öğretmenim? Ben de kendi yöntemimle çalışıyorum. Tamamen gerçeklere dayanan bir film. Öyle mi? Ben de merak ettim şimdi. Emre Bey, gör bakalım kim kazanıyor. Kesin sen kazanacaksın bacıkım. Anladım. Tabii ki ben çıkma kazanacağım. Başka ben. Kim kazanabilir? Kesin sen kazanacaksın.
ama. Oyunu bana vereceksin, tamam mı? Bayağı masraf ettik ama, değil mi hocam? Evet. Ama bu serserileri etkilemek için başka çaremiz yoktu. Şuna bak ya, serseri ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yüzüne serseri. Burayı kendim artırsaydım neler alırdım, düşünsene. Bu şapşalara vermek ne kadar da acı. Şapşal ha? Görürsün sen şapşalı. Elimi seçilip öyle kurallar getireceğim ki hepsini mama çevireceğim. Sen de bunu vermeyeceğim. Evet, neler neler demiş ya. Nasıl böyle şeyler yapabilir? Evet, ne diyorsun ya? Bu yaptığın çok ayıp Özgür. Utanmıyorsun. Gerçekten. Bunlar biz değiliz. Ya bunlar fotoğraf. Bu kız ben değilim. Ya buna kediler bile inanmaz Özgür. Boşuna çırpınma. Gerçekten bunu herkes gördü. Adaletten çekil artık. Özgeciğim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Nasıl bize hakaret etti? Bize şapşal dedi. Utanmadı hiç. Ya bize şapşal dedi. İnanamıyorum çok ya. Çok hakaret etti. Nasıl inanmıyor? Arkadaşlar inanın bize, ne olur ya. Arkadaşlar bir dakika. Eğer ben seçilirsem her zaman sizlere karşı açık olacağım. Ve her zaman gerçekleri böyle gözler önüne sereceğim. Bravo ya. Bravo. Arkadaşlar yanlış anladınız. Hakikaten yapmayın ya. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayın ya. Yok. Ay yapmayın. Bunu ödeyeceksin Emre. Ay ay. Boncukum dur. Sizlere asla yalan söylemeyeceğim. Tepeden bakmayacağım. Bu da havaya girdi. Oyun uğruna herkes değişiyor işte. Derslerin süresi azalacak. Teneffüslerin süresi ise artacak. Bravo! Bravo! Kantinde hamburgerleri. Hani bir dansöz kıyafeti giyip karşımda oynamadığı kaldı böyle. Ne güzel işte. Karın sana değer veriyor. Vallahi bilmiyorum. Şimdiye kadar alışık olmadığımız için. Sonra anneme bir saygı, bir hizmet, gözlerim doldu resmen. Kız da ne yaparsa yapsın sana bir türlü yaranamıyor canım. Düşünüyorum da. Kanada'da böyle bir hayat mı yaşayacaksın acaba? Sana değer veren güzel bir eş. Seni seven arkadaşlar. Sonra annen de olmayacak orada. Ama orası çok güzelmiş. Bir kere orada boğaz yok. Burun havası gibi var mı sonra? Boğaz yok ama Ontario Gölü varmış. Boğazın yanında gölün esamesi mi okunur canım? Ay Simge, burama kadar geldi vallahi. Şeytan diyor ne hali varsa görsün. Yaptığım şeyleri görsen şak diye düşer bayılırsın. Hele de annesine. Kadıncağızın hiçbir şeyden haberi yok tabii. Kalp krizi geçirecekti hizmetlerim karşısında. Aman Merve, dayan biraz. Şu Kanada işinden vazgeçsin de. Bir vazgeçsin de ben ona yapacağımı biliyorum zaten. Bütün bunları burnundan fitil fitil getireceğim Volkan. Sonra şiş kebap. Mesela künefe. Nereden bulacaksın bunları? Ay bir de sen kokoreçe de bayılırsın. Orada asla yoktur bunlar. Bulsan kötü bir döner bulursun, o kadar. Ah bir de simit. Yok artık. Simit yemezsen de ölmem herhalde. Öyle deme. Düşünsene. Sabah yeni çıkmış çıtır çıtır bir simit. Yanında da hakiki Kars kaşarı. Merak etme. İdare ederim. Ah. Ya yalnızlık? Kimsenin kimseyle ilgilendiği yok ki. Hayat standartları belki yüksek ama... Neyse, dayanıklı çocuksundur sen. Bir şey olmaz sana. Nereye? İşlerim var. Hakan, nasıl gidiyor? Merak etmeyin, çok hızlı. Sadece son darbeyi indirmeye kaldı iş. Son darbe mi? Tabii. Bakın şimdi, beni iyi dinleyin. Ne oluyor burada? Kutlama falan mı var yoksa? Evet Volkan, gelsene. Aramıza yeni katılan arkadaşımız için ufak bir kutlama yapıyoruz. Volkan, Tarkan. Yeni arkadaş mı? Nasıl yani? Sen gidiyorsun ya. Biz de işe yeni bir arkadaş aldık. Bu ne acele? Şimdiden önlemlerimizi almamız gerekiyordu. Tarkan çok başarılı bir inşaatçı. Hem baktım senin gidişini açıklamaya pek niyetin yok. Bari bunu ben açıklayayım dedim. Yani. Sağ ol Hakan. Çok güzel yapmışsınız. Merve, bana kızmayacak mısın? Yo, niye kızayım sana? Beni istemeyen, gizli gizli terk etme planları yapan adım için değmez. Merve.
Yeter. Yeni tanıştığımız birinin yanında beni rezil ediyorsun. Tarkan'cığım ne burcusun sen? Boğa burcu. İnanmıyorum ya. Ne anlaştığım burç. Merve kendine gel ayıp ama sen evli barklı bir kadınsın. Hadi ya. Benimle evli olduğun yerim aklına geldi. Çek. Bu akşam ne yapıyoruz Tarkan'cığım? Birlikte bir şeyler yapalım mı? Çok sevinirim. Ay uzun zamandır sıkılıyordum. Şöyle bir güzel kurtlarımı dökeceğim. Bırak kurtların yerinde kalsın Merve. Arkadaşım bu bayan benim karım. Ayıp oluyor ama. Asıl senin yaptığın ayıp. Sessizce planlar yapıp kanı değecek olan ben değildim. Merve bak konuşup durma. Aa, yalanlarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Çok ayıp oluyor mu? Evet Volkan. Doğrusunu istersen planlar kurarak hepimizi ortada bırakıp gidecek olan sendin. Yani. Şimdi kızmaya hakkın yok. Neyse Tarkan beni kaçta alıyorsun bu akşam? Yeter! Yeter! Tamam. Tamam. Yalan söyledim. Ne? Ha. Hakan sana yalan söyledim. Ha. Ben zaten çamaşırlarımı kirli sepetine bıraktım efendim. Hayırdır? Merve mesaj atmış. Akşam çamaşır yıkayacakmış da yıkanacak bir şeyin var mı diye soruyor. Volkan yine mi küstünüz? Evlendiğinizden beri konuştuğunuz günlerin sayısı küs olduklarınızın onda biri kadar. Farkında mısın? Yakında bu yaptıklarına çok pişman olacak ama neyse. Volkan sen günlerdir neyle uğraşıyorsun böyle? Formlar, vizeler. Yurt dışına mı kaçıyorsun yoksa? Yapma Allah'ını seversen. Benden gizli mi? En yakın dostundan. Merve'nin haberi olmaması lazım. Bakalım benim kıymetimi anlayacak mısın Merve Hanım? Volkan neler karıştırıyorsun? Bak, ölümü öp. Kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Söz oğlum söylemeyeceğim. Yurt dışına gidiyorum. Tatile mi? Bu parasızlıkta. Öyle değil abicim. Göçmen olarak. Ne? Kanada konsolosluğuna başvurdum. Gidiyorum buralardan. Sen delirdin mi arkadaşım? Böyle bir şeye nasıl tek başına karar verirsin? Ne yapayım abicim? Başka çıkış yolu bulamadım. Daha gencim. Bu şirkette ne uzayıp ne kısalacağız. Battığımız yetmiyor gibi bir de kriz vurdu. Volkan, biz bu yola beraber çıkmıştık. Hadi bana danışmadın, onu geçtim. Peki karın ne olacak? Senin bir ailen var artık. Öyle kafana estiği gibi bu kadar önemli değişiklikler yapamazsın hayatında. Benimle yüz yüze konuşmaya tenezzül etmeyecek bir kadın için ne kadar uğraşabilirim acaba? Evlisin. Çocuk oyuncağı değil bu. Bu işi çocuk oyuncağına çeviren o. Hem ben onu terk etmiyorum ki. İşleri ayarlayınca ona da söyleyeceğim. Eğer gelmek isterse bir süre sonra onu da yanıma aldırırım. Delisin sen. Bu yaştan sonra böyle bir maceraya atılınır mı? Ne macerası? Ben hayatımı kurtarmaya gidiyorum. Kanada refah ve medeniyet ülkesi. Benim gibi eğitimli insanları el üstünde tutuyorlar orada. Efendim Mustafa Bey. Evet, gerekli evrakları hazırlıyorum. Siz Kanada'daki firmayla irtibat kurdunuz mu? Güzel, güzel. Tamam. Demek bir hafta 10 gün içinde gidebilirim. Oh, güzel. Harika. İyi günler. Hiç merak etmeyin. Ben birazdan gidip halledeceğim. Sonra da size faks çekeceğim. Çok, çok teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Hiç merak etmeyin. Yarım saate kadar bütün işlemleri halledeceğim. Size güveniyorum. Beni bu sıkıntıdan kurtarın. Teşekkürler. Şurası bir de şurası. Volkan. Hakan. Bu benden boşanacak mı yoksa? Yok canım. Bak Hakan bana doğruyu söyle. Bak günahı boynuna ona göre. Bak kalbim başladı bır 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 bır. Çok fena olur sonra bak. Gerçekten bana doğruyu söyle. Ölümü gör ne olur Hakan. Boşanma davası açtı değil mi? Hayır canım. Ne öyleyse söylesene. Bak kalp krizi geçiriyorum. Hakan yuvam yıkılıyor bak. Çok fenayım ne olur. Bana yardım et. Hakan ne olur. Merve nerede kaldın? 2 saattir seni bekliyorum. Ay dur ya burada hayatım söz konusu. Hakan söyle. Söyle ne olur bak kalbime inecek ne olur söyle. Volkan göçmen olarak Kanada'ya gidiyor.
Ne? Ben biliyordum. Benden kaçmak için plan yapıyor. Onun yanında olmayayım. Tehtan dünyanın öbür ucuna gidiyor. Tamam. Bunu bana nasıl yapar? Yasemge, ben o kadar dayanılmaz bir kadın mıyım? Ta Kanadalara gidiyor. Ay şekerim, bir Volkan'la konuş da işin aslını öğren bakalım. Neyi öğreneceğim ya? Belki de Hakan öyle söyledi. Belki de senin için güzel sürpriz bir tatil ayarlıyordur. Ha? Tatil mi? Kanada'ya mı? Merve, biraz da onun açısından baksan. Evlendiğinizden beri sürekli annesiyle senin aranda kaldı. E demek ki çok bunalmış olmalı. Belki de kendini senin gözünde değersiz hissediyor. Ne yapacağım ben, söyler misin? Bence ona kendini değerli hissettirmelisin. Hatta hepimiz sana yardım etmeliyiz. Hı-hı. Böylece yaptığı şeyin yanlış olduğunu görsün ve kararını değiştirsin. Zavallı kocacığım benim. Kim bilir ne kadar bunaltı da ta Kanadalara kadar kaçmayı düşündü. Ah keşke bu kadar sıkmasaydım onu. Demek değersiz olduğunu düşünüyor, öyle mi Hakan? Bence öyle. Şimdi hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi davranalım, tamam mı? Tamam. Hayırdır? Her şey planladığım gibi gidiyor. Yepyeni bir hayata başlayacağım Hakan. Volkan, ciddi olduğuna inanasım gelmiyor. Neden abicim? Çok ciddiyim. Volkan. Ya bu kararı vermene sadece Merve mi sebep oldu? Yoksa bunda benim de payım var mı? Yani son zamanlarda iş güç konusunda da zor zamanlar yaşadık. Bunları konuşmak gereksiz artık Hakan. Sadece bilmeni istiyorum ki Volkan, sen her zaman mükemmel bir ortak ve arkadaş oldun benim için. Sen varken hep kendimi güvende hissettim. Nasıl olsa Volkan var diye hep içim rahattı. Sahi mi? Şimdi benim için çok kötü olacak. Hep acaba bir eksik mi yaptım duygusuyla yaşayacağım. Hangisi daha üzücü bilmiyorum. En iyi dostumdan ayrılmak mı? Güven duygusunu kaybetmek mi? Hakan yapma ama. Kocacığım, affet beni ne olur. Çok pişmanım. Kendimi sana nasıl affettiysem bilmiyorum. Sana karşı o kadar büyük hata yaptım ki. Merve, sakin ol. Canım. Affet beni ne olur. Bütün kabahat benim. Seni kafanı şişirip durduğumu biliyorum. Eğer bana bir şans verirsen bundan sonra nasıl değiştiğimi göreceksin. Senin sözünden asla çıkmayacağım. Sesimi bile yükseltmeyeceğim. Lütfen. Merve, sen iyi misin? Yoksa kafana bir şey mi düştü ha? Affet beni ne olur. Lütfen. Şimdi nerede kalmıştık? Evet. Gamze ve Hulusi de kesin bana oy verir. Beni yazdın mı? Herhalde yani en başa. Etti 4. Sence Özge bu kadar oy alabilir mi? Rama ona yardım ettiğine göre bence bu sayıyı geçecektir. O halde bir seçim kampanyası yürütmem gerekiyor. Şimdi onlar bilgisayar, cep telefonu, televizyon falan dağıtırlar. Benim de buna karşılık neler yapacağıma dair somut öneriler sunmam gerekiyor. Evet. Derslerin süresi azalacak, teneffüslerin süresi de artacak. Bilgisayar laboratuvarında oyun oynamak serbest olacak. Sonra kantinde hamburger ve gazoz fiyatlarını düşüreceğim. İyi de bunları yapmana imkan yok, biliyorsun değil mi? Sanki siyasetçiler her vaat ettiklerini yapıyorlar da, bu işin kuralı böyle kızım. Oyları topluyorlar, sonra hiçbir şey yaptıkları yok. Ya ne yapıyorsunuz burada? Aşağıda canım sıkıldı benim. Öğrenci temsilcisi seçiminde seni nasıl bozguna uğratacağımı planlıyordum. Şaka gibi. Hiç şansın yok Emre. Senin yerinde olsam adaylıktan çekilirdim. Boşuna kendini rezil etme. Ya gıcık, ne geldin? Gitsene odamızdan. Evet. Anneciğim, yakında okulda öğrenci temsilcisi oluyorum. Aferin benim akıllı kızıma. Seninle gurur duyuyorum. Zaten benim kızıma da bu yakışır. Daha belli değil bir kere. Seçim olacak. Ben de adayım. Ne? Sen de mi adaysın? Özge'nin karşısında ne şansın olabilir ki? Boşuna konuk olma bence Emre.
İkiniz de gıcıksınız. Yatılı okulu boyladığınızda kimin gıcık olduğunu göreceğiz hep beraber. Seni küçüksün canım. Seni babama söyleyeceğim. Söyle de Matmış'ı huzur evine gönderivereyim. Yürü yağmur. Evet. Görürsün, seni babama söyleyeceğim işte. Oh. Çocuklar nereye? Odamıza. Evet. Aa, cicişler, ne güzel sohbet ediyorduk ama. Maşallah. Kahvelerinizi yapayım mı evladım? Zahmet olacak. Makbuş Nana nerede? Arkadaşına gitti evladım. Aa, sümüklü köylü kızı kendine bir de arkadaş mı edinmiş? İyi de İstanbul'da hiç bilmiyor. Ya kaybolursa? Hakan, sen beni sinir etmek için mi böyle davranıyorsun? Neden? Aa, koca kız. Ne yaparsa yapsın, sana ne? Ama hayatım, sonuçta o da bizimle yaşıyor. Sabah da iyi görünmüyordu. Merak etmek suç mu? Suç. O kızın hayatımızdan çıkıp gitmesini istiyorum. Yine başlama Simge. Uf. Üf, gıcık. Yine başladık. Buyurun, canı Simge sahnelerde. Bundan çekeceğimiz var bizim. Nana bir an önce gelse bari. O varken bize bir şey söylemeye cesaret edemiyor. Babamla Nana artık ilgilenmiyor diye. Nana da bizimle kalmak istemezse, ya geri gelmezse? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Buraya geldiğime çok memnunum. Kendimi çok daha iyi hissediyorum Kulina. Senin sayende çok teşekkür ederim. Aa, deli kız, ne güzel güldük, eğlendik işte. Bana da iyi geldi. Kulina, beni merak etmeye başlamışlardır. Haklısın Nana, hadi git. Nana, insan olmak böyle bir şey. Artık onların hissettiği duyguları daha fazla hissetmeye başlayacaksın. Bazı duygular sana çok çok acı verebilir ama buna alışmalısın. Bol şans Nana. Şaşkın şey, kim bilir seni daha neler neler bekliyor. Ama kime? Merhaba. Oh, Nana, Nana. 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 Aşkım, canım benim. Döndün demek. Aa, durun çocuklar, sakin olun. Tabii ki döndüm. Yoksa bir şüpheniz mi vardı? Nana, ne olur bizi hiç bırakma. Simge bize yine çok kötü davranmaya başladı. Bizi yatılı okula gönderecek. Ay, üzülmeyin. Ben buradayım. Size hiçbir şey yapamaz. Aa, sen ne zaman geldin? Hiç görmedik. Senin de her altı görmem mi gerekiyor? Ya saçmalamayın. Bu işte bir gariplik var. Evet. Ben aslında yazıya dönüşüp uçarak camdan geldim. Aman çok komik. Koş koş, annene yetiştir.